Şu anda Girne Üniversitesi ormanında bulunmaktayız. Girne Üniversite ormanımız 500 dönümlük bir arazi üzerinde konuşlandırılmış ve buna 150 bin adet fidan dikimi yapılmıştır. Bu fidanların bakımı ve her türlü korumalı tedbirleri alınarak şu anda gördüğünüz gibi iş ve ancak tabii ki bu Girne Üniversitesi ormanı yapmakla bitmiyor. Bunun daha da geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. Bildiğiniz gibi Kıbrıs'ta bulunan Pinus brutea dediğimiz kızılçamların baş belası sayılacak zararlı türlerindendir. Bunlarla mücadele 3 yöntemle olmaktadır. Birincisi biyolojik mücadele, ikincisi kimyasal uyguladığı mekanik mücadele en kesin sonuç ve en zararsız olandır. Biyolojik mücadele genellikle bir entegre mücadele şeklinde söz konusudur ve orman dairesi tarafından yapılması öngörülmektedir. Çünkü çok geniş bir orman alanımızı kapsamaktadır. Dolayısıyla entegre mücadele çok geniş kapsamlıdır. Kimyasal mücadeleyi de önermiyoruz çünkü kimyasal mücadeleyi yaptığımız zaman faydalı böcekleri, predatör dediğimiz faydalı böcekleri onları da öldürmüş oluyoruz. Dolayısıyla hem faydalı böcekleri öldürdüğümüz için diğer böceklerin popülasyonunu artırmakta. Dolayısıyla hem de kimyasal kalıntılar kalması için, insan sağlığı için çok çok zararları olduğundan biz bunu önermiyoruz. En kolay, en pratik ve en kesin sonuç olduğu için mekanik mücadeleyi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi topladığımız bu şeyleri biz yakarak imha ettik. Çam kese böcekleri, yumurtaları görüyorsunuz burada. Uç sürgünlerle, kış aylarında çıkan uç sürgünleri yemek suretiyle ağacın tepe sürgünlerini yemek suretiyle ağacın büyümesini birkaç yıl içinde durdurup ölümüne sebep olmaktadır. Bunlar daha sonra bu şekilde kurçuk haline gelmekte. Bunlar daha da büyüyecek, her yumurtadan şeyle çıkacaktır. Bunlar bu uç sürgünleri, ki ibre dediğimiz bunları gördüğünüz gibi bir kısmı da yenmiştir. Bu uç sürgünleri yedikten sonra ağacın gelişmesi tamamen durdurmaktadır. Ve bunlar yumurta, kurçuk, kelebek şeklinde bu dönüşüm devam ediyor. Ve bunlara eğer mücadele etmezsek çok kısa bir süre içerisinde bütün ormanlarımızı tehdit haline getirmektedir.